Okyanusta yaşayan güneş balıkları, bilmiyorum daha önce tanıştınız mı, bir belgeselde falan rastlamış olabilirsiniz, deniz anası yiyorlar ve deniz anasıyla beslendiklerinde çok hızlı büyüyorlar, çok hızlı kilo alıyorlar. Bir güneş balığının doğumundan sonra geçen süreyle ağırlığı arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyonla modellenmiştir. Peki, mt miligram cinsinden, t ise gün cinsinden verilmiştir. Aşağıda güneş balığının ağırlığındaki değişimle ilgili cümleyi tamamlayınız peki her gün güneş balığının ağırlığı yüzde boşluk artmaktadır ya da azalmaktadır daha herhangi bir işlem yapmadan bildiğimiz bir şey var bu bilgi güneş balığının kilo alıyor olması büyüyor t arttıkça buradaki kuvveti artacak ve birden büyük olan bir sayının üssü arttığında mt'nin de artacağını söyleyebiliriz, öyle değil mi? O halde burada artmaktadır seçeneğini işaretleyeceğimizi şimdiden biliyoruz. Ama yüzdenin kaç olduğunu bulmak için biraz uğraşacağız. Evet, gelin bunu baştan yazalım. İfadenin sağ tarafına odaklanalım. 1,35 üzeri t bölü 6 artı 5 demek... 1,35 üzeri 5 çarpı 1,35 üzeri t bölü 6 demektir. Ve bu da 1,35 üzeri 5 çarpı 1,35 ve buradaki t bölü 6'yı da 1 bölü 6 çarpı t olarak düşünebiliriz. O zaman burayı da 1,35 üzeri 1 bölü 6 üzeri t olarak yazıyorum. Şimdi t arttığında ya da t'nin değeri 1 büyüdüğünde diyelim, bir önceki günün ağırlığını alıp ortak oranla yani 1,35 üzeri 1 bölü 6 ile çarpacağız. Dikkat edin 1,35 değil. Evet, her şeyin daha iyi anlaşılması, daha net olması için hemen küçük bir tablo çizelim. Şu ana kadar yaptığımız işlemlerin amacı kuvveti t olan bir ortak oran belirleyebilmek. Buraya t, buraya da mt yazalım t 0 iken burası 1'e eşit olduğu için mt başlangıç ağırlığı olan 1,35 üzeri 5'e eşit olacak. Sonra t 1'e eşit olduğunda ağırlık başlangıç ağırlığı olan 1,35 üzeri 5 çarpı ortak oran. Yani 1,35 üzeri 1 bölü 6 olacak. t 2'ye eşit olduğunda da t 1'deki ifadeyi bir daha 1,35 üzeri 1 bölü 6 ile çarpacağız. O halde her gün 1.35, 1.35 üzeri 1 bölü 6 oranında bir artış var diyebiliriz öyle değil mi? Hemen hesap makinesini çıkaralım. 1.35 üzeri parantez açalım. 1 bölü 6 parantezi kapadık. Evet ne diyormuş? 1,051. Bunu yaklaşık olarak 1,051 diye düşünürsek, bunun da yine yaklaşık olarak 1,35 üzeri 5 çarpı 1,051 üzeri t'ye eşit olduğunu yazabiliriz. Evet, her gün yaklaşık olarak, her gün yaklaşık olarak 1,051 oranında bir artış oluyormuş. Ve 1,051 oranında 1,051 oranında bir artış demek de yüzdelik artışın %5,1 olduğu anlamına gelir balığın ağırlığının her gün bir önceki güne göre 0,51 kat artması yüzde 5'ten bir gıdım daha fazla bir artış demek. En yakın yüzdeliğe yuvarlarsak da bunun yüzde 5'lik bir artış olduğunu söyleyebiliriz.